Bu sokak hayvanları konusuna gelecek olursak. Evet hemen olursak, onu rica ederim senden e, Ya altan. Burada şöyle, tabii, şöyle bir açmaz var bakın. Bütün muhalefet belediyelerine diyor ki aslında bütün belediyelere söylüyor ama şimdi iktidar belediyelerinin uygulamalarının ne olacağını az biraz hepimiz tahmin ediyoruz. Yani köpekler katledilecekler. Bu su götürmez bir gerçeklik. Şimdi CHP'li belediyeler diyor ki biz uygulamayacağız belki barınakları almak isteyenler olacaktır. Ama muhalefet belediyelerinin özellikle CHP'li belediyelerin yeteri kadar barınak alanı yok. Aslında Türkiye'de zaten hiç kimsenin yeteri kadar barınak alanı yok. Bakın çok sık veriyorum bu örneği. Bunu muhalefetten CHP'den birçok belediye talep ediyor. Ama bu taleplerine yanıt alamıyorlar. Biz Orman Genel Müdürlüğü'ne bakanlığa yazı yazıyorlar. Diyorlar ki bize barınak alanı tesis edin. Biz gidelim Burada barınaklar yapalım köpeklere uygun burada yaşamlarını tesis edelim. Yanıt bile almıyor CHP'li belediyeler yanıt yani bırakın red cevabını yanıt bile almıyorlar. Şimdi bu belediyeleri diyorlar ki işte köpekleri toplayın. Peki toplayamayınca ne olacak? Ya da biz bu kanuna uymuyoruz deyince ne olacak? Bir zaten haklarında dava açılacak. İki olumsuz bir durumda açığa alınma durumu ortaya çıkarılacak. Ben çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Muhtemeldir ki biz önümüzdeki aylarda Cumhuriyet Halk Partili birçok belediyeye, belediye başkanına dava açılacağını göreceğiz. Artı bazı belediyelere polis operasyonu yapmaya başlayacaklar. Bu kadar bu kadar da iddialı bir bilgiyi de belirteyim. Bazı CHP'li belediyelere polis operasyonu yapıp halkın gözünde düşürmeye çalışacaklar. Peki hemen bu konuda bir ek alalım sonra Nazife'ye dönelim. Çok kısa döndüm. daha önce İstanbul'da bir tramvayda bir köpeğe. E, komplo kurulduğunda görmüştük. Yani bu belediye başkanları protesto edip tam olarak sorumluluklarını yapmıyorum çünkü bunu insani bulmuyorum dedikleri zaman gerçekten bir e, can e, yakıcı, tatsız bir olay hadisi olmasa bile varmış gibi göstermeye çalışanlar olacaktır ve Altan Bey'in dediği o sonuca doğru giden yolu açmak isteyeceklerdir. Evet. Ee, benim de aklıma geldi hemen o görüntüler. Şimdi bununla birlikte Nazif Bey ben biraz e, MHP ne yapacak diye size sormak istiyorum. Çünkü Sayın Bahçeli biz e, köpekler bizim dostumuzdur ve e, her türlü yanlış kararın biz karşısında dururuz dedi. Ben de mecliste komisyonda takip ettim bu konuyu. Orada da MHP'li milletvekillerin aslında e, katılımının az olduğunu sizlere söyleyeyim. Daha çok AK Partili milletvekilleri vardı. Yani o işte 5. maddede, 13. maddede belediyelere yaptırım getirecek Olan maddede MHP'li vekillerin sayısı azdı. Şu da bir dikkat çekiciydi. Sayın Bahçeli grup toplantısını e, yapmadı ama genel merkezde bir toplantı yaptı biliyorsunuz. Evet, basın basın açıklaması yaptı. Komisyon toplanmadan tam bir saat önceydi bu. Yani sokak hayvanları komisyonu toplanmadan önce. Şimdi karşısında dururuz diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki grup toplantısında dün e, Cumhur İttifakı olarak sokakları güvenli hale getireceğiz dedi. Şimdi komisyonda bilmeyenler için ifade edelim seyircilerimiz için komisyonda görüntü yasak. Sadece milletvekilleri çekerse görüntüleri bizler de biz basın mensuplarının görüntü çekmesi de yasak. Ama genel kurul herkese açık e, ve izleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz o ellerin inip kalkmadığını ya da kalktığını görmüş olacağız. E, nasıl bir tavır olur? Bu iki partiyi karşı karşıya getirecek bir konu mudur? Konu anlamında elbette çok önemli bir konu ama yani MHP ne yapar, öngörünüz ne? Milliyetçi Hareket Partisi son süreçteki e, siyasi zeminde tartışılan ve kendisiyle bir şekilde özdeştirilen Sinan Ateş cinayeti gibi meselelerde öylesine sıkışmış vaziyette ki iktidarın e, psikolojik koruyucu ve kollayıcı e, havasından kendisini soyutlamak, uzaklaştırmak istemez. Dolayısıyla e, Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Devlet Bahçeli'nin ifadesiyle e, biraz yarım ağızda olsa sokak hayvanları ile ilgili e, yani kamuoyunun e, talebine uygun sanki davranıyor gibi gözükse de iş uygulamaya geldiği zaman e, EYT'deki gibi işte e, destek oluyoruz gözükür. Gündeme geldiği zaman iktidar partisi hayır bu Türkiye'nin meselesi değildir buna şu anda e, hazır değiliz dediği zaman da iktidar partisi ile beraber hareket eder. Ee, onun için e, genel kurulda MHP'nin e, ben yani e, AK Parti çerçevesinde hareket edebileceğine dair çok rahat düşüncemi paylaşabilirim. Tabii e, Sayın Bahçeli'nin egzantrik e, böyle replik olabilecek ifadelerinden biri de hatırlatmak isterim. Köpekler uyusulacak dendiği zaman köpekler bütün köpekler öğlen de uyur demesi bizim için çok önemli.